Mehmet Çelik'te spor penceresinden herkese iyi akşamlar. Şubat tabii ağırlığını koymaya başladı. Kış şartları ağırlaştı. Sokakta lapa lapa yağan kar var ama yine Mehmet Çelik'te spor penceresinin samimi konukları bu ortamı, bu soğuk kış gecesini ısıtacak. Siz ekranları başındaki değerli izleyicilerimiz, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Dolu dolu, vefa dolu bir program. Çünkü ölümünün 5. yıl dönümünde Haluk Cecan geçti Türkiye'den ve Haluk Cecan dendiği zaman hemen Dumlupınar'daki şehitlerimiz var biliyorsunuz. Dumlupınar denizaltımızın içinde vatana, vatan için, bayrak için, tabii bu topraklar için kendini feda eden şehitlerimizin Dumlupınar'ını su yüzüne çıkartan su altı bilimcisi, çok yönlü, çok değerli bir su altı araştırmacısı, Türkiye'de ilk defa belgeselleri çeken, fantastik filmlere imza atan, halüsinasyon gücünü çalışmalarıyla tüm Türkiye'nin ismini dünyaya duyuran Haluk Cecan'ı bir kez daha minnetle anarken, yine Tek Rumeli Televizyonu'nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanının değerli biricik kardeşi tabii Selman, özellikle çok özür dilerim, Sayın Baykal'ın değerli kardeşinin de bugün ölüm yıl dönümü, onun da kaybedişimizin hemen hemen 5. yıl dönümünde Haluk abimizle beraber efendim onun da saygı ve minnetle anıyoruz. Tabii Sayın Baykal'lardan bahsederken baba Ali Baykal'ı da tekrar tekrar rahmetle anıyoruz efendim. Biraz sonra tekrar bu konuya döneceğim ama tabii biraz önce dolu dolu seyrettiğiniz bir belgesel vardı. Haluk Cecan belgeseli. Neler yapmış? Bu ülkeye nasıl miraslar bırakmış? İşte böyle değerli bir Haluk Cecan'ı anma gecesindeyiz. Ama programın ikinci bölümünde triatlonun kurucu başkanı, aynı zamanda onursal başkanı Halil Kılıçoğlu bizimle beraber olacak. Triatlon her geçen gün altınlaşan, çıtayı yükselten bir federasyonumuz. Ama burada da tabii Kılıçoğlu'nun triatlon dendiği zaman bu işin duayeni, o burada triatlonu bize anlatacak. Efendim hemen ben konuklarıma dönmek istiyorum. Bir yanda Selman Bey, bir yanda da Mehmet Bey var. Sayın Mehmet Ergüner ve Selman Kahraman. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Tabii dolu dolu bir vefa programı var. Sayın Baykal'ın tabii bu konudaki vefa örneğinde küçümsememek lazım. Kesinlikle. Haluk Cecan'ın işte o güzel çalışmanı belgesel olarak yayınladık. Peki önce bir özgeçmişimizi paylaşalım ve sonra Haluk Cecan ve sizin bağlantınız neler, hep beraber masaya yatıralım efendim. Evet. Ben Haluk abiyle 1999 yılında ilk tanıştım. TRT belgeseli çekimlerinde. 99'da Haluk Bey'in kişiliğinden de bayağı etkilenmiştim. Gerek kişilik olarak gerekse su altında çok değerli bir insan olarak yaptığı işlerle beraber. Tabiri caizse o dönemde beni denize bir attı. O attıktan sonra bir daha da çıkamadık. Hala da onun bıraktığı yerden biz bu işlere devam etmeye çalışıyoruz ekibi olarak. Haluk abi hakikaten 1964 yılında, yani ki o zaman o dönemde Türkiye'de televizyonculuk diye bir şey yok ki, TRT bile yok o dönemde. Su altına gönül vererek, su altını severek bu işlere başlamış. Kendi imkanlarıyla yaptıkları kameralara, kılıflarla su altına inmiş. Aldığı ödüllerle kendini ön plana çıkartmış bir insan ve bu işi hakikaten severek yapan bir insandı. Ben de 99'dan beri kendisiyle çalıştım. 2007'ye kadar, Allah rahmet eylesin, o vefatine kadar ondan çok güzel işlere imzalar attık ve şimdi de bıraktığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz. Mehmet Bey, siz de hoş geldiniz. Dolu dolu bir program olacak. Siz de bir kısa özgeçmişinizi paylaşırsak efendim. Tabii. Ben 2000 yılında Deniz Magazin programıyla birlikte Haluk abiyle tanıştım. Ondan sonra birlikte bir sürü belgesel, bir sürü çekim yapma imkanı bulduk. Bir sürü kısa film. 2007'ye kadar birlikte çalıştık, vefatına kadar. En son çektiğimiz Çılgın Müzisyenler adlı fantastik bir filmdi. Evet. Çok keyifliydi, çok güzel zaman geçirdik, söyleyebileceğim şu anda bu kadar. Evet, o zaman hemen şöyle bir başlayalım. Özellikle tabii belgesellerin önemini biraz öne çıkartalım. Tabii biraz sonra çok önemli bir telefon bağlantısı yapmıştık Sayın Ali Kırca'yla. O da yayın öncesi canlı yayına denk geldiği için bu güzel vefa örneğini, o neler söylemiş, ona döneceğiz. Peki Türkiye'de özellikle RİTÜK'ün veya üst kurulların cezayı uygulama açısından, o ceza verilen siyah, yani kapanmış bandının
yerine belgesel izlenilmesi olayı vardı. Evet. Siz tabii bu konuyla organik olarak çok bağlısınız. Kısa kısa isterseniz bu konuları işleyelim. Önce sizden başlayalım. Bu konu size neler? Şimdi Rütük bu olayı bir yerde iyi düşünerek yaptı. Tabii ki insanları belgesel seyrettirmek adına, insanlara belgeselleri sevdirmek adına yaptı bu olayı ama sonuç itibariyle birçok bizim çevremizdeki insanlar işte bu olayı, yani belgeselin ceza olarak yayınlanmasını çok kınadılar. Çünkü belgesel severek seyredilmesi gereken bir şey, ceza olarak değil. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım gibi düşündüler ama sonuçta tabii Rütük de bunu insanlara belgesel seyrettirmek, o ceza olayında televizyonları karartmak yerine belgesel yayınlanmasını uygun gördü. Bence hoş bir davranış tabii ki. Evet. Ama ceza olarak tabii düşündüğü zaman insanlar tabii bir antipatiyle yaklaştılar olaya. Şimdi çok ilginç. Tabii bunu eline bununla tartışmayacağız ama tabii çünkü ki bu akşam değerli ağabeyimiz, büyüğümüz önemli bir değer. Haluk Cecan'a ayıracağız süreyi. Efendim tabii özellikle bu gibi çalışmalar gerçekten ekonomik yönü çok destek isteyen, masrafı kesinlikle çok, zaman artı ekonomi eşitti yani hizmet ve başarı. Sonuçta evet, da Haluk Cecan tamamen bunun simgesi. Peki sponsorlar dendiği zaman bu gibi projelere sizce Türkiye'de sponsorlar nasıl bakıyor? Vallahi biz çok program denedik, bir sürü çekimler yaptık ama sponsor olmak isteyen, böyle bir şeye, kültürel bir faaliyete sponsor olmak isteyen insanları pek bulamadık. Yani genellikle biz bunları kendi imkanlarımızla, kısıtlı bir ekiple, kısıtlı bir bütçeyle çektik. En son yaptığımız mesela fantastik filmde çılgın müzisyenleri bir arkadaşımızın balık çiftliğinde küçük bir havuzun içerisinde tamamen kendi imkanlarımızla aşağı yukarı 1500 lira yaparak tüpsüz, ciddi yorularak 9 derece suda çalışarak yaptık. Ve bu yaptığımız 5 dakika süren kısa film İspanya'da, Fransa'da ödüller aldı. Türkiye'de de Olimpiyat Fair Play ödülünün gelmesini sağladı. Ama evet, hiçbir şekilde biz sponsorlardan destek görmedik, onu söyleyebilirim. Evet. Şimdi sponsor olayları aslında Türkiye'de dediği gibi Mehmet Hocam'ın da şimdi sponsorluk maalesef yani Türkiye'de belgesel izlemek pek rovaçta olmadığı için, insanlar belgesele pek değer vermediği için sponsor firmalarda dolayısıyla biraz uzak duruyorlar. Ama buna rağmen Türkiye'de çok güzel şeyler yapılıyor. Mesela ilk belgesel kanalımız İSTV kuruldu. Evet. Akabinde şimdi TRT'de TRT belgesel kanallarımız kuruldu. Yani Türkiye'de belgeselcilik yavaş yavaş ilerleyen bir olay. Fakat ama sağlam adımlarla geliyor. Tabii bu tamamen toplumun bilinçlendirilerek bilinçlenmesi, eğitim düzeyinin gelişmesiyle bağdaşılan bir konu yani. Aslında İnşallah yani umarız ki ileride sponsor firmalar da bunun önemini tabii böyle belgesel kanalları arttıkça, izlenme oranları çoğaldıkça belki de o zaman daha sıcak bakacaklardır. Tabii özellikle 70 yılların yani hemen hemen ortası yani bitişi, 80'li yılların başlangıcı belgeseller siyah beyaz televizyonlarda çok ilgi odağı olmuştu. Evet. Ve zevkle, keyifle de seyrediliyordu. Evet. Tabii bize en çok denizler hakimi, kaşifi dediğimiz Kaptan Kusto. Evet. Sonradan Müslümanlığa geçen rahmetli Kaptan Kusto'nun da yani belgeselleri, özellikle deniz yaşantısını, deniz hayatını, denizinin her tür ünitesini sevdiren Kaptan Kusto ve Sayın Kusto'yla da yine Sayın Cecan önemli projelerde birlikte dünyada ünlerine ün kattılar, hizmette verdiler. Peki özellikle bu tür çalışmalarda Haluk Cecan'a en yakın kişi olarak sevgili Selman neler şimdi söyleyeceksin? Haluk Bey 1984 yıllarında Sessiz Dünya'da Gezintiler diye bir filmiyle 80 film arasından bütün dünya çapında dünya ikincisi seçildi filmi. Dünya ikincisi oldu. Burada Kaptan Kusto'nun çok ilgisini çekmişti. Ve defalarca Kaptan Kusto Haluk Bey'i kendi toplantılarına, çevre kültürel faaliyetlerinde Haluk Bey'e yer verdi ve birlikte oldular. Kaptan Kusto'nun ekibiyle hala aşağı yukarı her sene gelirler.
Haluk abi burada Kaptan Kusto'nun ekibine de Türkiye'yi çok sevdirdi. Hatta Andrea Leban, Bernard Delamont, onlar Türkiye'ye hatta yerleşmeyi bile düşünüyorlar ki Bernard şimdi bir tekne aldı. Burada Göcek'te duruyor. Her sene daimi olarak gelirler. Yani çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Ve çok değerli, denizlerimiz özellikle çok değerli. Evet. Şimdi konu biraz sapmış oluyor ama tamamıyla denizlerimizin değerini anlatma açısından söylüyorum. Discovery Channel'da yapılan araştırmaya göre bizim topraklarımızda on binlerce yıldır bir hayat var. Evet. Yani Mezopotamya'dan bizim bu Güneydoğu'dan çıktığını, insanlığın oradan var olduğunu baz alıyorlar. Ve 10 bin yıldır bizim topraklarımızda yaşam olduğunu söylüyorlar. 10 bin yıldır eskiden karayolu, havayolu olmadığı için tamamen denizden bir şey var. Ticaret falan denizden dönüyor. Bu dönemlerde Discovery Channel'da diyor ki yılda bir gemi batsa diyor bizim sularımızda 10 bin tane batık var. Bizim sularımız çok değerli. Batıklar açısından olsun, canlılar açısından, flora fauna açısından çok değerli batıklarımız var. Evet. İşte Kaptan Kusto 1970'li yıllarda Türkiye'de çalışmak istiyor fakat izin verilmiyor. Ama işte Haluk Bey kendi imkanlarıyla bizim denizlerimizi, denizimizi, doğamızı çocuklara sevdirebilmek için bir deniz şövalyesi gibi emek verdi. Adanmış bir nefer. Evet, yani hakikaten de bunun için fantastik filmler yaptı. Yani sadece çevreyi, doğayı, denizlerimizi sevdirebilmek için gençlere bu tip çalışmalarımız vardı. Çok emek sarf etti. Ve kendisi de derdi, ben bu denize derdi bir ömür, bir servet yatırdım diye kendisi de söylerdi. Çok ciddi yatırımlar yaptı ve çok emek vermiştir. Mekanı cennet olsun. Kesinlikle. Sayın Haluk Ceca'nın ve tabii saygıdeğer ailesini de tekrar bu yani hem başarılarını hem de tabii onu kaybetmenin üzüntüsünü güncelliyoruz ama o üzüntüyü de hep beraber paylaşıyoruz. Efendim tabii 1980'li yılların sonlarına doğru 89 sezonu dönemlerinde Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı yapmış. Yine Teknoloji TV'nin kurucularından yönetim kurulu başkanı Sayın Atilla Baykal. O da bir federasyon başkanı. Yani dört tarafı denizlerle çevrilen bu ülkede taşın altına eline koymuş değerlerden Sayın Baykal. Yine Sualtı Sporları'ndan tanıştığı Haluk Cecan. İşte bir vefa dayanışması. Biz özel bir gün tasarladık yayın akışı içerisinde. Yayınımızı biraz erken başladık ve onun öncesinde de bir belgesel Haluk Cecan'a yakışır şekilde yine onun emeklerini ekrana getirdiği değerini toplanan bu güzel belgeselden sonra programı açtık. Bu akşam Haluk Cecan'ı elimizden geldiği kadar süremiz yettiğince sizlere tekrar bu değeri ekrana taşıyacağız. Tabii Sayın Atilla Baykal'ın da çok değerli ama gerçekten bu konularda hassas olduğunu biliyoruz. Ve onun da çok tesadüf, acı bir kaybı Hüsmen Baykal. Özellikle tabii o da tam 9 Şubat 2007'de aramızdan ayrıldı. Ve onu da bir kez daha minnetle ve saygıyla anıyoruz. Hüsmen Baykal'ın ailesine tabii tekrar başsağlıyoruz 5 yıl sonra da olsa. Tabii Hüsmen Baykal abimiz de Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Bu değerleri de bir kez daha yad ediyoruz efendim. Tabii bu güzel çalışmalar çerçevesinde ben tekrar size dönmek istiyorum. Tabii bu bir ekip meselesi. Bu ekip çalışmaları içerisinde Sayın Tuncel var. Evet. Rahmetli Sayın Orhan Tuncel ve Sayın Cecan'la bizler hep iç içeydiniz. Bu güzel değerleri yani olabildiğince öne koyulan ne kadar anlatmaya çalışsak çok az Sayın Cecan'ı. Ama Sayın Tuncel'den biraz bahsedecek olursak neler ifade ediyor geçmişe dayalı bu çalışmalarda? Hı hı. Buyur. Şimdi Orhan Tuncel TRT'nin ilk yapımcılarındandır. Orhan abimiz Haluk abinin yapmış olduğu bu çalışmaları, bu emeğini ekrana taşıyan insanlardan bir tanesidir. Artı yani Türkiye'deki sualtı belgeselci